Görünmez iplik. Mutsuz insanların yaşadığı kentler bulunur. Raisa her sabah kötü bir rüyadan uyanıp bir yenisine başlıyor. Bir de kabus kentler bulunur. Sakinlerinin bir türlü uyanmayı başaramadıkları ve kabusun içinde dolaşır gibi sokaklarında dolaştıkları kentler. Uyku hali tüm bedenlere sinmiştir. Uyanık olduklarını düşünür, eyleme geçmek isterler ama geçemezler. Kanun hükmündeki kararnamelerle eylemleri askıya alınmıştır. Bağırırlar ama sesleri çıkmaz. Fakat kentte görünmez bir iplik dolaşır. Bir canlı varlığı diğerine bir an için bağlayıp çözüveren, sonra dönüp hareketli noktalar arasında tekrar gerilerek anlık yeni figürler çizen ve böylece bu mutsuz kente her saniye varlığından bile habersiz olduğu mutlu bir kent kazandıran görünmez bir iplik dolaşıyor. Görünmez iplik sayesinde birbirine bağlanan varlıklar kısacık bir an bile olsa varlığından habersiz oldukları mutlu kenti duyumsayabilirler. Böylesi anlar kabustan çıktığımız, yeryüzüne bağlandığımız, Blake'in ifadesiyle sınırsızlığı ve sonsuzluğu bir anda yakaladığımız anlardır. Kabustan çıkmak ancak yeryüzüne bağlanmakla mümkün olabilir. Kabus, bedenleri birbirine ve yeryüzüne bağlayan ipliği görünmez kılmak için rüya mühendisleri tarafından inşa edilmiştir. Görünmez iplik hep aramızda dolaşıyor, duyumsamasak da yeni figürler çizip evrene açılıyor. Kabus, duyumsayan bedenlerin yeryüzüyle ilişkilerini kesmek üzere içinden çıkılamaz, çözümsüz bir labirent şeklinde tasarlanmıştır. Labirentin mimarı despottur. Labirentini pazarlamak için önce yeryüzünü kötülemesi gerekti. Yeryüzü, canavarların, iğrenç mahlukların yaşadığı, ahlaksız bir yaşamın hüküm sürdüğü, tehlikelerle dolu bir yerdir. Labirentini göksel bir plana göre mutlak iyinin, güzelin ve doğrunun yeri olarak tasarladığını iddia etti. Yine ifadesine göre kendisi de yeryüzüne düzen getirmek için gökler tarafından atanmış ve despota inananlar labirentin içini doldurdular. Pişman olanlar şimdi isteseler de kabusun dışına çıkamıyor. Kabustan çıkamamalarının nedeni fiziksel ve zihinsel bir çözümsüz mekan olarak labirentin kendisidir. Labirent, bedenler birbirleriyle karşılaşmasın ve bedenleri birbirine ve yeryüzüne bağlayan ipliği duyumsamasınlar düşüncesiyle özenle tasarlanmıştır. Böylelikle her beden kendini labirentte kaybolmuş ve yapayalnız hisseder. En kötüsü de labirentten başka bir yaşam mekanı bulamayacaklarına ve kabusa katlanmak zorunda olduklarına inanmaları. Hiçbir labirent çözümsüz değildir. Her labirent bir aklın ürünüdür çünkü. Tek hücreli canlılardan oluşan cıvık mantar kolonisi bile Logos'un tasarladığı labirentten çıkış yolunu bulabilirken, çok akıllı olduklarını iddia eden labirent sakinlerinin kendilerini kapana sıkışmış olarak hissetmelerini anlamak mümkün değil. Her labirent aynı zamanda bir muammadır. Zihinsel olduğu kadar bedensel bir bulmaca. Bu muammayı bedenler hep birlikte çözebilirler ancak çözüm tüm bedenlerin içinden geçerek onları doğaya bağlayan görünmez ipliği duyumsamak ve görünür kılmaktır. Yunan mitolojisinde Daidalos'un tasarladığı labirentten çıkması için Ariadne'nin Thesus'a verdiği ip. Görünmez iplik hep aramızdadır. Asıl mesele labirentteki bedenlerin yalıtılmışlığı. Bu yalıtılmışlığı bir yaşam biçimine dönüştürmeleri ve bedenleri başka bedenlere bağlayan ipliği duyumsamaktan korkar hale gelmeleri. Labirent hijyeniktir. Her varlık bir diğerini kirletebilir, saflığını bozabilir. Labirentte temassızlık bir yaşam biçimi olarak benimsenmiştir. Bizzat ilişkinin kabusa dönüşmesi. Aramıza korku dolu rüyalar girdi.
kabus içinde kabus. Yeryüzüne ulaşabilmek için kim bilir kaç kötü rüyadan uyanmamız gerekecek. Doğa ile kültür arasındaki süreklilik kesintiye uğratıldığından beri bedenler kudretlerini yitirdi. Eğer eylemek istediğiniz halde eyleme geçemiyorsanız kabusun içindesinizdir. Oysa görünmez iplik kudretimizdir. Yaşamı hapsedildiği kabustan kurtaracak kaçış çizgisi. Yoluna devam ettikçe kendi üzerine kıvrılan ve kıvrıldıkça yeni figürler çizip sonsuzluğa açılan hayatın çizgisi. Görünmez ipliği duyumsamak, kudretlenmek, hayatın toplam kudretini bir anda ele geçirmektir. Görünmez iplik duyumsanmayı bekliyor. Kabustan kurtulmak an meselesi.